10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 81 cevapları. Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 81, sayısal, 1. Çukur ve tümsek aynalarla kurulu sisteme gönderilen I ışını çukur aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre çukur aynanın odak uzaklığı kaç simidir? A. 13. B. 16. C. 20. D. 23. E. 26. Cevap A. İkinci odak uzaklığı 12 cm olan çukur aynaya gönderilen I ışını şekildeki gibi yansıyor. Buna göre X uzaklığı kaç simidir? A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. E. 16. Cevap D. Üçüncü tümsek aynaya gönderilen ışınının aynadaki yansıması şekildeki gibidir. Buna göre İ. KLLP 2. N noktası aynanın merkezidir. 3. Odak noktası P. N arasındadır. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnızlığı. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. Dördüncü odak uzaklıkları F1 ve F2 olan çukur aynalara gönderilen I ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Buna göre aynalar arası mesafe F1 ve F2 cinsinden nedir? A. F2. B. 2 F1'i F2. C. F3 F2. D. 2 F1. E. F2 F2. Cevap E. 5. asal eksenleri çakışık K ve L çukur aynalarının odak uzaklıkları FK ve FL'dir. Asal eksene paralel olarak gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre FK, FL oranı kaçtır? Noktalar arası uzaklıklar eşittir. A. 1 bölü 2. B. 2 bölü 3. C. 1. D. 3 bölü 2. E. 2. Cevap E. 6. küresel aynaya K, L ve M ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre K, L ve M ışınlarından hangilerinin küresel aynalardaki yansıması doğru çizilmiştir? A. Yalnız K. B. Yalnız L. C. K ve L. D. L ve M. E. K, L ve M. Cevap C. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 81 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.